Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, tarih boyunca pek çok göç sebebiyle nüfusun en yoğun olduğu dünya kentlerinden biri oldu. Nüfusun sürekli artması ve insanların Galata, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelere geçişi sallar, sandallar, gemilerle yapmaları zaman zaman Boğaziçi'ne bir köprü inşa edilmesi fikrini gündeme getirdi. Osmanlılar döneminde inşa edilen Galata Köprüsü ihtiyacı bir nebze karşılasa da şehrin nüfus hızı hiç düşmedi. Tarihimizin en önemli müteşebbislerinden olan Nuri Demirağ, bu eksikliği gidermek amacıyla 1931 yılında çalışmalara başladı. San Francisco'daki meşhur Golden Gate Köprüsü'nü inceleten Demirağ, Amerika'dan uzmanlar getirerek 2 yıl boyunca Boğaz Köprüsü için çalışmalar gerçekleştirdi. Demirağ'ın ahır kapı ile Salacak arasında yapılmasını uygun gördüğü köprü toplamda 2560 metre uzunluğa sahipti. Ayrıca Demirağ'ın mühendis ekibi de geleceği parlak ve Amerika'da çalışmış 5 Türk mühendisinden oluşuyordu. Lakin bu müstesna, çağ ötesi proje dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Başbakanı İsmet İnönü tarafından engellendi. Demirağ tüm çabalarına rağmen bir sonuç alamadı. Nuri Demirağ ömrünün son döneminde yaşadığı hayal kırıklığını vasiyetinde şöyle anlatmıştı. Bu iş olacaktır. İstanbul buna muhtaçtır. Ben yapamazsam evladıma bırakırım. O benim adıma yapar. Vasiyet edeceğim. Köprünün üzerine bu köprüden İnönü'de, Çetinkaya'da geçemez diye levha asılsın.